Bir pazar akşamı daha 3. bin yıla bakış programı ile karşınızdayız. Bugünkü programım çok değişik. Geçen hafta programı sonlandırırken size dünya dışı varlıklarla ilgili bir program yapacağımı söylemiştim ve izlemenizi özellikle rica etmiştim. Neden uzaydaki bu dünyanın dışındaki varlıklarla ilgili bir program yapmak istedim? Çünkü dünya insanı henüz dünya dışı varlıklar, zeki varlıklar ve onların araçları UFO diye adlandırdığımız araçlarıyla ilgili olarak çok fazla bir bilgiye sahip değiller. Tabii bu konuyla ilgili olanlar var. Bu konuda araştırma yapanlar var. Bu konuda bilimsel araştırmaların içinde olanlar var. Ama bu konular henüz dünya insanının bilgisine sunulmuş değil. Bu insanlık tarihi var olduğundan beri gerek dinler gerekse felsefi akımlar bağlamında bu konuda yani dünya dışı zeki varlıklarla ilgili olarak çeşitli görüşler olmuş ve bir gerçeğin aranması konusu hep gündemde kalmıştır. Dinlerin, felsefi akımların incelediği ve üzerinde durduğu, bulmaya çalıştığı bir gerçeği bulma olgusu vardır. İşte bu gerçek nedir? İnsanlık hangi boyutta, hangi tarihte, hangi dönemde bu gerçeği bulacaktır? Tabii ki bunlar bugün açısından ileri sürebileceğimiz veya ne zaman olacağını söyleyebileceğimiz kesin bilgiler değil. Ama bir gerçek var. O gerçek de dünyanın dışında bir takım varlıkların olduğu ve bu varlıkların dünya insanı tarafından tanınması, bilinmesi gerektiği ve bunun zamanının gelmiş olduğudur. Şimdiye kadar bu konuda bir takım yayınlar yapıldı. Fakat tam anlamıyla dünya insanı bu konular hakkında bilgi sahibi olmadı. Çağımız insanının zamanı geldiği için dünya dışı varlıklarla ilgili bilgiye sahip olması gerektiğine inandığımdan ben bugün çok değerli konuğum Haktan Akdoğan'la birlikte size bu konuda bilgiler aktarmaya ve bilmeniz gerekenleri bir nebze de olsa size sunmaya karar verdik ve bu programı düzenledik. Evet, hoş geldiniz diyorum Hoş size. bulduk Sayın Hanım. Gerçekten çok önemli, benim için de önemli. Çok heyecanlıyım çünkü Teşekkür çok ederim. yeni bir konu. Yani bizim gibi sosyal bilimlerle uğraşan insanların üzerinde durmadığı ama çeşitli kitaplardan veya yurt dışındaki yayınlardan takip edebildiğimiz kadar bilebildiğimiz veya görebildiğimiz konular. Ben sorulara başlamadan evvel diğer programlarımda yaptığım gibi yapmayacağım. Konuğumu ben tanıtmayacağım. Siz kendinizi tanıtın. Tanıtırken de tabii ki çalışma alanınız ve de derneğinizle ilgili bilgi vermenizi rica edeceğim. Tabii Buyurun, seve söz seve. size. Öncelikle çok teşekkür ediyorum hocam bu değerli programa bizi de davet ettiğiniz için. Aranızda Estağfurullah. bulunmak benim için ayrıca bir onur, şeref. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi ben Haktan Akdoğan dediğiniz gibi Sirius UFO Uzay Bilimleri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda Dünya Dışı Zeki Yaşam konuları üzerinde de aşağı yukarı 24 yıldır çalışmalar sürdürüyorum. Gerek yurt dışında gerek yurt içinde. Benim bu konuya olan ilgim çocukluk yaşlarımda, çağlarımda başladı. 12 yaşlarında uzay yoluyla ilgiliyken dizilerde takip ederdim çok büyük bir keyifle. Daha sonra 85 yılında Amerika'ya gittim. Burada bir Fransız kolejinde mezun olduktan sonra eğitimimi Amerika'da devam ettim. Tabii 20 yaşında Amerika'ya gittikten sonra orada bu konu çok detaylı incelenen bir konu. Dünyada zeki yaşam, evrende diğer zeki yaşam formlarının araştırılması. Çok fazla araştırma merkezi var, kitaplar var, belgeseller, kongreler yapılıyordu. Bunları takip ettim. Aşağı yukarı 24-25. Yılıma giriyorum. 11 yıl Amerika'da bu konuyu detaylı çalıştıktan ve araştırdıktan sonra 96 yılında Türkiye'ye dönerek bu konudaki bilgi birikimimizi ve dataları, arşivi Türk kamuoyuyla paylaşmak amaçlı
bilgilendirme çalışmaları, faaliyetleri sürdürmek amaçlı Sirius Fozay Bilimleri Araştırma Merkezi'ni kurduk. Kurduk diyorsunuz. Yani başında siz varsınız ama yani tabii ki bir ekip var ama ben hep tabii bizlik konuşmayı tercih eden bir insanım. Arkadaşlarımızla da tabii çalışmaları bir ekip olarak yapıyoruz. Dolayısıyla amacımız evrende yalnız olmadığımız gerçeğini ve tarihin her döneminde, çünkü bu kavram sadece 21. yüzyıla ait bir kavram değil. Eski çağlardan beri insanlığın bilinen tarihinden, ki bilinmeyen çok daha eski bir tarihi var. Bu ziyaretler yapılmış, bunu destekleyen arkeolojik kanıtlar var, konuşacağız program içinde. Mitolojik kanıtlar var. Dolayısıyla tabii ki 21. yüzyılda teknolojinin ilerlemesiyle artık bunlar fotoğraflanıyor, filme alınıyor, teknik analizleri yapılıyor. Bu bilgi ve bulguları Türk kamuoyuyla paylaşmak, bilgi paylaşmak. Yani evet, bizim derneği bu amaçla kurduk. Tabii, ya bir evet. insanlarımızı bir bu konuda bir şey inandırma amaçlı değil, sadece bilgi paylaşmak amaçlı. Evet. Çünkü bizce bu konu çok çok önemli, sizin de arz ettiğiniz gibi. Tüm insanlığı ilgilendiren, evrendeki yerimizi ve insanlık olarak nereye gidiyoruz? Çünkü yani sadece doğup büyüyüp beslenmek, çoğalmak yeterli değil. Yani bir bilgi var ve biz bu evrenin bir parçasıysak, bu evrende koskoca sayısız galaksinin ve sayılamayan yıldızın, gezegenin ve güneşlerin olduğu bu evrende tabii ki yalnız olmamız olasılık dışı. Bu konuyla ilgili bilgileri, bulguları paylaşmak amaçlı yaptık çalışmalarımızı ve... Ben burada bir şey sorayım. Çünkü konuya girmeye başlıyoruz. Asıl mesleğiniz neydi eğer bundan uğraşmasaydınız? Şimdi ben 24 senedir sadece bu konuyla ilgileniyorum. Aldığım eğitim önce işletmeydi. Daha sonra sanat tarihi üzerine çalışmalar yaptım ama... Sanat tarihi size herhalde bu yöne itti. Yok, aslında benim çocukluğumdan beri işte bilim kurgu uzay yoluyla başlayıp daha sonra bilim kurgu romanlarıyla Arthur C. Clarke olsun, Isaac Asimov gibi değerli bilim kurgu yazarlarını takip ettim. Ve sorguladım hayatım boyunca. Yaşamı ve varoluşu da sorguladım. Yani bu amaçla dinleri, uzak doğu felsefelerini, tasavvufu, bütün bu öğretileri, felsefeyi de araştırdım. Evet, bunların hepsi zaten ortak bir bilgi kaynağı. Dolayısıyla tabii ki uzaya olan merakım da bir itici güç oldu. Ve yurt dışına eğitimimi tamamlamak için gittiğimde de orada bu konuyla ilgili yapılan çalışmaları yakinen takip ettim. Ve içinde bulunduktan sonra da çok fazla kanıt görüyorsunuz. Halktan, özellikle bazı kesimler tarafından gizlenen. Tabii siz de arz ettiğiniz halk bu spesifik bir konu olduğu için herkes bilgi sahibi değil. Ancak amatörce ilgilenen insanlar da var dolayısıyla, ama kitlelerin henüz bu bilgiye vakıf olmadıkları için biz de Türkiye'de bu konuda bir çalışmalar yapılmıyordu. Çünkü ben her yıl ziyarete geliyordum yurt dışında yaşarken de. Fakat hiçbir şekilde bir araştırma merkezi yoktu, müzeler kurulmuyordu, kongreler yapılmıyordu. Biz de oradaki çalışmalarımızı buraya kaydırdık ve kamuoyunu bilgilendirme amaçlı müzeler de kurduk. Kongreler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yüzlerce konferans verdik. 350'ye yakın televizyon programına konuk olduk halkı bilgilendirme amaçlı. Kendim de 52 bölüm halinde UFO Gerçeği adlı 3 kanalda yayınlanan eski dönemlerde 10-15 sene önce belgeseller hazırladım, programlar yaptım. Dolayısıyla ayrıca şu anda yurt dışında da bir enstitü, bir de Uluslararası UFO'lar Kongresi'nin Avrupa Direktörü olarak 5 senedir görev yapıyorum. İki enstitüde yönetim kurulundayım ve iki derginin de yurt dışında çıkan Brezilya ve İtalya'da danışmanlığını yapıyorum. Hem Türkiye'de hem yurt dışında katıldığımız kongreler ve çalışmalarla dünya halkını bu evrensel konuda bilgilendirme amaçlı çalışmalar yapıyoruz. Sizin buradaki faaliyetiniz o zaman araştırma yapmak değil, fakat mevcut araştırmaları ve bulguları, bilgileri Türk insanına sunmak şeklinde mi oluyor? Yoksa siz kendiniz de burada araştırma yapıyor musunuz? Tabii ki. Evet. Hem mevcut bilgileri, dünyada yaşanan son gözlemler, olaylar, çünkü biz dünyanın her yerindeki bütün konuları ve olguları veya olayları inceleme donanımına sahip değiliz ekip olarak. Her ülkede bizim gibi çalışma yapan benzer kardeş kuruluşlar ve kurumlar var. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Bugün Japonya'da bir olay olsa anında bizim haberimiz oluyor. Rusya'da da olsa, Amerika'da da olsa.
Çünkü uzun yıllar yurt dışındaki çalışmalarımızla bütün bu ülkelerdeki kardeş kurumlarla da bir organik olmayan ama bir bilgi exchange diye tabir ettiğimiz bir ağımız var. Dolayısıyla Türkiye'de olan olayları biz araştırıyoruz kurum olarak. Çünkü Türkiye'deki bu konudaki tek yetkin ve donanımlı kurum biziz. Ve bütün ihbarlar bize geliyor. Hatta askeriyeden daha çok hava kuvvetlerinin karşılaştığı olaylardan çok daha fazlası kamuoyunda sivil halk tarafından yaşandığı için biz araştırıyoruz ve yurt dışında yapılan kongreler olsun ya da diğer işte bilgi paylaşımlarıyla bunu dünya kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Dolayısıyla bizim araştırma alanımız daha çok Türkiye ve Türkiye'nin yakın çevresi. Evet. İşte komşu ülkeler, Kıbrıs falan dahil ülkeler. Ama dünyadaki bütün kurum ve kuruluşlarla da bağlantı halinde çalışıyoruz. Tabii, bilgi paylaşımı açısından evet. Bir işbirliğimiz var. Evet. Dolayısıyla çünkü bu tüm dünyada yaşanan her hava sahasında gözlemlenen birçok vatandaşın yaşadığı çok ciddi olaylar. Evet. Peki bir takım faaliyetlerinizden bahsettiniz ama sergilerinizden bahsetmediniz. Bu sergilerinizle ilgili bilgi verir misiniz? Tabii çünkü ki. Sizin yaptığınız kongreler, konferanslar herhalde zannederim daha belirli kişilere ve belirli gruplara yönelik. Yani halkın buna iştirak edip de dinlemesini pek mümkün kılacak çalışmalar yapmadınız diye düşünüyorum. Şöyle yani halka açık tabii halka açık bu tür faaliyetler fakat tabii sizin de dediğiniz gibi sayısal anlamda sınırlı oluyor. Bir kongre yaptığınız zaman işte kongre merkezi 2000 kişilikse 2000 kişiye ancak hitap edebiliyorsunuz. Evet. Televizyon programları tabii daha geniş kitlelere ulaşan bir takım evet. araçlar medya ve biz bir dönem 52 bölüm program yapmıştık 3 değişik kanalda. Şimdi de yeni Evren Yolcuları adlı yeni bir program formatımız üzerinde çalışıyoruz. Şu an 50-60 bölüm yapacak kadar belgelerimiz ve görüntülerimiz ve olaylarımız hazır. Ve bir bunu da düşünüyoruz ulusal bir kanalda yayınlar. Çünkü medya çok önemli bir sektör. Kitlelere ulaşma halkın açısından, halkın bilgilenmesi açısından. Tabii evet, çok önemli. Dolayısıyla bu da çok önemli bir konu ve gözlemler giderek artıyor. Bu konuda resmi yetkilerin açılımları artıyor. Tüm insanlığı ilgilendiren bir konu olduğu için bu yeni programlarımızı paylaşacağız. Tabii ki kongreler bir de kaynak isteyen etkinlikler. Yani bir uluslararası kongre yaptığınız zaman tabii. ki bu yabancı konuşmacı arkadaşlarımız da geliyor. Bunlar kongre merkezinin maliyeti bütçesi, fazla. Tabii simültane tercüme bunların maliyetleri var. Sponsor olayı malum krizde yaşandığı için çok fazla her sene uluslararası kongre düzenleyemiyoruz. Geçen sene yaptık en son Haziran'da ve çok başarılı oldu. 2200 kişi 2000'de evet, katıldı. Evet. Bu sene de bu yazda Nisan-Mayıs gibi düşünüyoruz bir kongre daha. İstanbul'da mı düşünüyoruz? İstanbul'da olacak muhtemelen. Tabii sponsor arayışlarındayız. Bunları da gerçekleştirmek istiyoruz. Sergi olayını devreye soktuk. Evet. Müze açmıştık biz İstanbul'da. Dünyanın 4. uluslararası UFO müzesiydi bu. Japonya, Amerika ve İngiltere'den sonra. Daha sonra İstanbul'daki müze Denizli ve diğer bölgelerde Göreme'de açıldı. Bir de demonte bir gezici müzemiz var. Bir tır yapmıştık 6-7 sene önce. O bir yaz dönemlikti. Şimdi bir demonte bir müzemiz var. Onu da İstanbul'daki AVM'lerde dolaştırıyoruz. Diğer bölgelerdeki AVM'lerde, şehirlerde dolaştırıyoruz. En son sizin de bilginiz dahilinde bir Diyarbakır'daydık. Evet. 2 haftalığına gittik. 3 hafta Diyarbakır'da da halkın bilgisine orada paylaşımına sunduk ki büyük ilgi gördü. 3 haftada 95 bin üzerinde nüfusu 96, kadar neredeyse. Bayağı 1,5 milyon insan yaşıyor ama çok meraklılar. Oradaki vatandaşların da ilgisi bizi çok heyecanlandırdı. Dolayısıyla bu artık hangi sosyal meslek grubundan olursa olsun 7'den 70'e tüm insanlığı merakını uyandıran bir konu. Bize bunu gösterdi. Hangi sosyal meslekten olsun ya da gelir dağılımında olsun hiç fark etmiyor. 7'den 70'e artık insanlar evrende zeki yaşam konusunu çok merak ediyor. Çünkü bilgi açlığı başladı. Ve merak da çok fazla. Dolayısıyla biz bu müzemizi genişletip... Merak mı yoksa olması lazım gelen mi? Yani insanlıkta evet. olması lazım gelen mi? Yani bu insana yazılmış olan kader gibi bir şey mi? Zaten çok doğru söylüyorsun. İnsandaki o merak duygusu insan onun gelişimindeki en önemli itici güç. Bilgiyi açsın. Çünkü bilgiyle gelişiyorsun. Yani
İnsanoğlunun evriminin gelişmesindeki en önemli unsur bence bilim ve sanattır. Bu iki unsur olmazsa insanoğlu hiçbir şekilde ilerleyemez. Dolayısıyla dünya dışındaki yaşam olayı da bilimin ta kendisi. Çünkü eğer bu varlıklar ışık hızını aşıp buralara gelebiliyorlarsa, ki geliyorlar, bunun kanıtları var, bu onların teknolojilerinin ve biliminin ulaştığı bir sonuçtur. Yani ışık hızını aşıp buralara gelebilmek. Dolayısıyla sergilerinizdeki tabii ben biliyorum, gördüm de bir açıklar mısınız? Yani neler çünkü bu televizyonu izleyip de İstanbul'da şu anda serginiz şu anda yok. Yeni geldi Diyarbakır'dan. Serginiz. Nereye açıyorsunuz? Şu anda yer belli değil. Talepleri değerlendiriyoruz. Her türlü teklife de açığız. Birçok AVM'ler var, birçok kurum var. Buradan da onu duyuralım. Evet. 2010 takvimi daha çok Nisan'dan sonra çok yoğunlaşıyor. Fakat Ocak, Şubat, Mart'ta da sanırım Ankara gibi, İzmir gibi, Bursa gibi bölgelere gideceğiz. Yani alışveriş merkezi olanlar veya yöneticileri size müracaat edip ediyorlar. Sergi açmak talebinde istediklerini bildirebilirler. Buradan tabii, onu bildirelim. Tabii. Çünkü halkın bilgilenmesi açısından çok serginiz çok güzel, çok evet, önemli. Sağ olun, teşekkür ederiz. Yani gerçekten yani uluslararası standardın da üstünde bir sergi sağ diyeceğim. Ol, açıklamalarla, bilgiler, bilimsel bilgilerle çok güzel bir sergi ve gençlerin, hatta okulların bence tabii çok ilgi oluyor. Evet. Turlar düzenliyorlar. Evet. Sergide kronolojik bir sırayla eski çağdan günümüze kadar getiriyoruz. Evet. Bütün belgeleri, fotoğrafları, bulguları, video görüntüleri, bir de maketlerimiz de var. Canlandırmalar var. Yakın gözlem raporlarına göre varlık tipleri olsun. Ekranda vermesini söylemediniz mi arkadaşlar? Sanırım acaba o görüntüyü getirmeyi unutmuşuz. Öyle yani mi? Olsun, evet. Artık bir dahaki tamam, sefere diyelim ama ya, bazı tabii görüntüler vereceğiz. Evet. UFO görüntüleri. Evet, demek ki bu sergileriniz, konferanslar tabii bir de daha bilimsel ve bir takım bu işe tabii uğraşanların kendi bilgilerini birbirine aktardığı tabii toplantılar olarak halkın belki fazla takip edebileceği seviyede olmayabilir diye düşünüyorum. Ama sergileriniz tüm Türk insanının, yani dünya insanlarını tabii ne yaparsa kendi ülkeleri yaparlar ama Türkiye'de Türk insanının mutlaka sizin sergilerinizi görmesi gerektiğini ben hissediyorum. Ve sevgili Can Televizyonu izleyicileri, bu sergiler açılırsa ki açılacak, lütfen çocuklarınızla birlikte bunları izlemeye, öğrenmeye ve broşürlerine bakmaya kendinizi mecbur hissediniz. Bu noktada bir şey söyleyeyim. Evet. Arzu ederseniz bizim web sitemizden de serginin bundan sonra gideceği adresleri de takip edebilirler. Evet. SiriusUFO.org'dan. Evet, siz Sirius UFO.org Sirius Sirius.org www başında UFO .org .org yani. Org. Zaten Google'dan herhangi bir arama motorundan Sirius UFO sizin isminizi girdikleri vakit de çıkıyor. Yani evet, Hak'tan Akdoğan diye girdiğiniz vakit gene birçok şeyi buluyorsunuz. Yani evet, Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi olarak çıkıyor. Bir de bu arada bu serginin, bu demonte gezen serginin haricinde yine bir tır projesiyle Gezici UFO Müzesi planımız var. Onu da bu bahara kadar, Nisan Mayıs'a kadar bir tırı UFO müzesi haline getirip yine çok geniş bir arşivle, datalar ve görüntülerle, dijital arşivle, enteresan objelerle Türkiye'de diğer bölgelere dolaştıracağız. Çünkü geniş bir kitle var bu konuyla ilgilenen. Köy ve ilçelere kadar her yere gideceksiniz. O tabii çok daha güzel evet olacak. O proje zaten 2 yıllık bir proje. Tır 2 yıl boyunca non-stop Türkiye'nin beldeleri dahil her yerine, sadece alışveriş merkezleri değil, üniversitelerine, şehir merkezlerine, ilçe merkezlerine. Çok güzel. Sosyal sorumluluk projesi bu bizim açımızdan. Evet. Dolayısıyla bu projeye de şu anda üzerinde çalışıyoruz. Evet, inşallah bize yardım edebiliriz. Sağ olun, eksikolun. Şimdi gelelim, şunu soracağım. Bu zeki, dünya dışı zeki varlıkları görmeye, algılamaya dünya insanı hazırlıklı mı? Şimdi yani meraklı, bizim gibiler meraklı, istekli fakat bir de hazır mı? Yani dünya insanı şu anda hazır olma noktasına geldi mi? Şimdi bence hazır olma noktasına, şimdi bilgiyi verdiğiniz zaman insanlar alıyor. Yani
Şimdi bu konunun yıllardır örtbas edilmesine belirli kesimler, dünyayı yöneten hakim güçler tarafından biz karşı olduğumuz için zaten bu çabalarımız ve dünyadaki bizim gibi arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bunu bu yüzden yapıyor. Çünkü biz bunu dünya planetinin gezegeninin gelişimi açısından ve geleceği açısından elzem görüyoruz. Çünkü insanlık tarihine baktığımız zaman maalesef dünya insanı kendi içinde birliği ve barışı hiçbir dönemde sağlayamamış. Hep savaşmışız. Bu egolar ve açgözlülük ve hırslarımızdan dolayı ve bu giderek de artmış. Baktığınız zaman eski çağlarda hani insanoğlu bilinçlerde Rönesans olmadığı için, endüstrileşme olmadığı için o dönemlerde savaşma bir nebze daha tabii ilkel düzeyde olduğu için insan bilinci bir süreç içinde onu normal karşılayabilirsiniz. Yine normal değil tabii ki bizim için de. Fakat artık uzay çağına girilen bu bilgi çağında bu savaşların daha da yıkıcı silahlarla yapılıyor olması insanoğlunun ilkelliğini gösteren önemli bir gösterge. Dolayısıyla daha mı ilkel hale geldik? Tabii. Çünkü o dönemdeki insan bilinciyle beyninin kapasitesini çok daha fazla kullanan insanın artık o savaşma güdülerini törpülemiş olması lazım. Dolayısıyla bütünün hayrına hizmette olması lazımken biz tam tersi para, hırs, işte bakın bugün çıkartılan savaşlar hep güç odaklı, işte enerji odaklı. Hatta bir takım yapay bulaşıcı hastalıklar dahi çıkartılıyor şu anda. Takım ilaç şirketleri zenginleşsin ve dünya popülasyonu nüfusunu kontrol altına almak için yapılan, azaltmak için yapılan bunlar maalesef çok yani 6 milyardan 2 milyara inmesi gerekiyor. Gerekir diye düşünüyorlar. Dünyadaki doğal kaynaklardan yararlanabilme ancak 2 milyara yetiyor. Hatta 1 milyar sırf kendileri kalsa daha iyi olacak. Evet, maalesef o yüzden bazı programları devreye soktular bu karanlık güçler. Tabii bu olayın farklı boyutları ama tabii şimdi insanlığı uyandırıcı bir etken gerekiyor. Şimdi insanlık bu barışı kendi içinde yaratamadığı zaman aslında çok temel bir bilgi bu insanın. Yaşayan her canlı formunu sevmesi, hoşgörülü olması, doğayı sevmesi. Bu bizim hem bütün dinlerimizde var, bütün felsefelerde var. Ve insanın özünde olması gereken şey. Bunu bir dış etkenin bize söylemesi gerekmiyor. Fakat tarihin her döneminde savaşan insanoğlu giderek sadece şimdi insanlığı birbirini değil, aynı zamanda bize yaşam veren doğayı da yok ediyoruz. İşte atmosfer nefes alamayacak kadar kirli. 4000 yıllık buzullar eriyor. Bu karbon salınımlarının yarattığı teknolojiyi yanlış kullanarak ki artık alternatif enerji kaynakları bulunmuş olmasına rağmen bu güç odakları hırs yüzünden, para ve dünyayı kontrol etme yüzünden bunları devreye sokmuyorlar. Hala fosil bazlı yakıtlara mahkum edilmiş durumdayız. Bu buzullar acaba nükleer denemeleri buzulların altında yaptılardı. Onun da etkisi oldu mu diye de bir soru tabii, geliyor. Tabii birçok şey tetikliyor bunu. Yani biz atomu ilk keşfettiğimizden beri ve onu yok edip parçalayıp aslında atom en önemli hayat kaynağı. Evet. Hepimiz atomuz yani bir enerjiyiz. Evet. Dünya da bir atom. Fakat biz bunu 40'lı yılların ortalarında hep parçalayarak hemen atom silahları, nükleer silahlar üretmeye başladık. Dolayısıyla dünya dışı varlıkların buraya gelmeleri o dönemlerde artmaya başladı. Yani insanoğluna baktıkları zaman bu gezegende gelişen bir ırkın artık uzayda çünkü oraya aldığınız radyasyon bu denemelerle uzaya da yayılıyor. Rahatsız ediyor. Tabii çünkü evrenin dengesini bozuyorsunuz. Onlar çok daha makro düzeyden bakıyorlar. Hı. Evreni bir bütün olarak görüyorlar. O bütünün de bir parçasıysak onlar da bir parçası. Dolayısıyla bizim burada yaptığımız herhangi bir olumsuz davranış tüm kainatı ve dengesini bozuyor. O yüzden de gelişmiş ırklar karantina altına almış durumdalar bu gezegeni. Tabii ki bizim gibi farklı gezegenlerde de primat ırklar da mutlaka var bizden daha geri. Bizden daha geri. Tabii ki vardır. Primatlar olduğunu yani daha doğrusu insanın, canlılar, varlıklar olduğunu. Tabii, zeki olmayan varlıklar olduğunu diyebilir miyiz? Zeki olup da daha geri düzeyde de var. Mikroorganik düzeyde yaşamların yeni yeni geliştiği daha evrimin orada zeki varlıkların tohumlandırılmadığı bölgelerde var. Tabii çok daha zeki varlıklar da var. Fakat burada baktıkları zaman bu yok edici ve saldırgan ırkın
tabii artık evrendeki dengeyi bozucu hale gelmesi onları da rahatsız ediyor. Ama bir karantina altında, denetim ve gözetim altındayız. Şu anda şimdi, karantina altındayız. Aynen. Zaten en çok nükleer denemelerin yapıldığı bölgelerde çok sık görülüyor. Dünya dışı varlıkların araçları, askeri üslerde sıklıkla görülüyor, yeraltı kaynakları. Şimdi burada şuna geleceğim. Dünya insanının bu yok edici maalesef hırsları ve egosunu törpülemeyen bu ırkın artık tehlikeli bir süreci başlatmış olduğundan dolayı insanoğlunun artık şoklanması ve uyanması gerekiyor. Bence dünyayı bir araya getirecek, birliği ve barışı sağlayacak ve hepimizin dünyalı olduğumuzu, bu gezegeni niye mahvediyoruz, niçin böyle basit hedeflerimiz var birbirimizle savaşmak gibi, bunu idrak etmesi için dış uzaydan bir etki gerekiyor. Aslında gerek yok ama bu algıya, bu bilinç düzeyine varamadığı için insanlar, maddeye çok saplandıkları için, bunların uyanması için o zaman ne iki etken var. Birisi ya bir meteor tehlikesi olacak. Dünyaya bir meteor düşüyor. Yarın NASA bir açıklama yapsa bir ay sonra ya da üç ay sonra dünyaya bir meteor düşecek. Dörtte üçü dünyanın mahvolacak dese şu anda bütün savaşlar durur. Bütün dünya ülkeleri, bilim adamları bir araya gelip bu tehlikeyi nasıl bertaraf ederizi algılamaya başlarlar. O zaman ancak idrak ederler ki bu dünya gezegeninde hepimiz aynı amaç için varız. Dolayısıyla şu anda böyle bir meteor tehlikesi olmadığından dolayı 2029'larda çok küçük oranda bir tehlike var, o binde 7 gibi ölçümlerde. İkinci bir unsur bunu yaratacak, bu birliği sağlayacak olan evrende dünya gezegeninin dışında da başka zeki varlıkların olduğu bilgisinin bilmek. Hükümetlerce açıklanması ve bunu bilmek. Hükümetler niye bunu sakladı? İşte biz de hep buna karşıyız. Yani bu bilgi açıklanırsa o zaman insanlar fark edecek ki ya biz niye birbirimize savaşıyoruz? Başka yaşam formları var. O zaman biz dünyalıyız diyeceğiz. Yeni bir kimliğe. Yani din, mezhep, ırk ayrımlarının anlamsızlığı ortaya çıkacak. Ve trilyonlarca dolar kaynak aktarılan bu silahlanmaya, o kaynak işte sosyal sorunlara, sağlık sorunlarına, eğitim sorunlarına harcanacak. Bu da insanoğlunun tekamül sürecini hızlandıracak olumlu yönde. Bu da o yani anlamda ayrımcılık öteki bitecek. Bitecek. Şu anki yaşanan dinler sorunlar birbirleriyle savaşmayacak. Aynen. Şu anki hem ülke içinde yaşanan, Türkiye dahil buna hem diğer ülkelerde, hem de uluslararası ülkeler arası yaşanan sorunların temelinde bu var. Dolayısıyla bunu aşmamız gerekiyor. Biz de UFO gerçeğinin açıklanması konusunda bir uluslararası kampanya da başlattık. World UFO Disclosure kampanyası diye. Dünya UFO ifşaat kampanyası. Bu anlamda bir web sitesi açıldı. Birleşmiş Milletler'e bir imza kampanyasıdır bu. Tüm ülkeler katılıyor. Şu anda sanırım 60-70 bin imza toplandı. Bu artarak devam edecek. Milyonlara ulaşmasını bekliyoruz. Bu bir baskı yaratma, bir lobi oluşturmak için yapılan bir kampanya. Yani Birleşmiş Milletler nezdinde daimi temsilciler ve işte NATO olsun ülkeler bazında artık bu gerçeğin açıklanmasının insanlığı bir araya getirecek bir unsur, bir etki yaratacağını düşünüyoruz. Ülkeler niye saklıyor bunu? Bizce bunun temelinde yine egolar ve hırslar var. Yani şu anda çünkü bu bilgi açıklanırsa dünya vatandaşları birçok şeyi sorgulayacak. Diyecek ki madem bizden daha ileri uygarlıklar var, buraya gelip gidebiliyorlarsa bizden ileriler. Biz şimdi bizden geri olanlardan bahsetmiyoruz. İleri olanlardan bahsediyoruz. Biz çünkü gidemiyoruz. Biz oraya gidemiyoruz tabii. Dolayısıyla o zaman halk diyecek ki şu anda dünyaya baktığınız zaman 1 milyar 60 milyon insan aç. Dünya Açlık Örgütü'nün rakamı. 4 milyar insan ayda 60 dolar gelirle hayatını idame ettiriyor. Büyük bir gelir dağılımında fark var. Her yerde savaş var. Sağlık sorunları var ve mutsuzluk var. Dolayısıyla biz sistemi yanlış yaptık. Gerek komünizm, gerek emperyalizm, kapitalizm, bütün bu sistemler işe yaramadı. Ve yanlış enerji, fosil bazlı yakıtlarla dünyayı zehirlemeye de devam ediyoruz. Kendi sonumuzu yaratıyoruz. Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Dolayısıyla halk diyecek ki, madem bu varlıklar bizden ileri, biz o zaman gelin birlik halinde önce barışı birliği sağlayalım. Sonra bunların sistemleri ne? Bunları sorgulayalım. Eğitim sistemleri nasıl? Politik sistemleri var mı? Para kullanıyorlar mı? Dolayısıyla bu da şu andaki hakim İletişim rejim. İletişim sistemleri nasıl? Teknolojileri nasıl? Doğaya zarar mı veriyor ki vermiyor? Evet. Manyetik enerji, dünya evrende her şey enerji çünkü. Dolayısıyla bu da şu anda dünyayı yöneten hakim gücün işine gelmiyor. Çünkü onlar hep halkı yönetmek, korkutmak, işte baskı,
para, birbirine güç peşinde. Düşürmek, tabii, öldürtmek. Bundan çıkar sağlıyorlar. Barış ve birlik onların işine gelmiyor. Çünkü mevcut sistem değişecek. Bu tür sistemlerin değişmesi kendi egoları ve kendileri düşündükleri için, dünyayı yöneten hakim gücün işine gelmediği için saklıyorlar. Yoksa bütünün hayrını ve bilgisini düşünseler, geleceğini düşünseler ve kendi torunlarının da geleceklerini, çocuklarının geleceklerini düşünseler, bu bilgiyi açıklamaları gerekiyor. Bu çünkü evrensel bir bilgi. Bunu hiç kimsenin saklamaya hakkı yok. Tabii yani herkesin güç, bilmesi gereken tabii ki, bir bilgi. En önemli bilgi bu. Yani evrende yalnız değiliz. Bununla ilgili çok ciddi dünyada kanıtlar var. Siz bunu hiçbir şekilde kendi halkınızdan saklamaya hakkınız yok. Bunu yapamazsınız. Haber alma özgürlüğüne karşı bu, insan haklarına karşı. Yani dolayısıyla bunlar hep menfaat gruplarının dünyayı kontrol eden oyunları. Tabii ki böyle bir bilgiyi artık saklayamayacaklar. Çünkü bu belirli bir kozmik plan çerçevesinde bu varlıklar geliyorlar, gidiyorlar. Göstermeleri kendileri giderek arttı. Bakın filmler arttı. İşte bu cuma yine Avatar diye bir film devreye girdi. James Cameron. Evet. Yine uzaylıları işliyor. Daha önce Knowing diye vardı. İşte diziler, X-Files gibi. Ama kaç senedir var? Yani ama bu bir süreç düşünen işte. Yani düşünen beyinler, gören beyinler bunu aynen film öyle haline şey yaptılar. Yani bu nasıl oldu da birdenbire uzay filmleri çevrildi? Bunu çok düşünmek nasıl oluyor? Nereden demek ki nereden geliyor bu? Yani geliyor. Hiç bilmiyorsanız, böyle bir şey yoksa nasıl hayal edebilirsiniz? Yani i̇şte hayal da, etmek zaten onun var olduğunu da gösteriyor. Çok güzel söylediniz hocam. Çünkü gerçekte var olan düşüncedir. Siz olmayan bir şeyi evrende düşünemezsiniz. Evet. Birisi onu düşünce bazında çekebiliyorsa o frekansa giriyor. Bu yazarlarımızın birçoğu, mucitlerimizin birçoğu, sanatçılarımızın birçoğu, evet, tarihin her döneminde insanlığa yol gösteren, rehber olan bu insanlar aslında bir takım beyin dalgalarıyla bu bilgileri evrenden çeken insanlar. Dolayısıyla bunlar hep filmlerle önce, bakın Jules Verne'in 100 sene evvel yazdığı hikayeler bugün gerçek evet, oldu. Evet, uzay evet, yolunda ben işte 10-12 yaşlarındayken ilk seyrettiğim zamanlar, işte telsiz telefon gibi kablosuz görüntülü konuşuyorlardı Kaptan Kirk ile Mr. Spock. Şimdi 5 yaşında çocuğun elinde var görüntülü telefon. Evet. Dolayısıyla dünün bilim kurgusu bugünün realitesi haline geldi. Bir ışınlanma meselesi. Aynen. De. Onlar da artık adımları atılıyor. Foton ışınlandı bir ışık parçası. Dolayısıyla bu ama tür biz sürecin belki bilemiyoruz daha. Bu dünyadaki insanlar evet, bunu yapmayı bilemiyor. Veyahut da zamanı gelmediği için. Tabii bu bir bizim teknolojik gelişimizde belirli bir süreçle gelişiyor. Ama bunu bizden çok daha önce yaşamları başlamış uygarlıklar yapabiliyor. Zaten Hubble teleskobu bakın 92 yılında uzaya fırlatıldıktan sonra bizim bilim adamlarımız artık evrenin genişliğinin boyutlarını daha da fazla idrak etmeye başladılar. Eskiden bizim galaksimizde Samanyolu galaksisi gibi 100 milyarlarca galaksi var. Sadece 40-50 milyar güneş olduğu tahmin edilirken şimdi sayı trilyonlara çıktı Hubble teleskobu sayesinde ve görüldü ki bu yıldızların yani güneşlerin birçoğu bizim güneşimizden daha eski, yaşlı. Dolayısıyla oradaki süreç çok daha önce başladı. Bu da bunu gösterir, şunu gösteriyor ki oradaki çekim alanlarında o yıldızların ve güneşlerin gezegenlerde yaşam çok daha önce tohumlandırılmış, yaratılmış. Gerçek, gerçeği aramak, gerçeği aynen, bu. Bir gerçek var. İsmi gerçek ama gerçeğin ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Onun için bir yol almamız gerekiyor. İnsanlık acaba kaç milyon sene sonra veya kaç bin yıl sonra veya bu üçüncü bin yılın ortasında acaba bu gerçeğe ulaşılabilecek sizin mi? Sizin programımızın ismini de çok beğeniyorum hocam. Çok evet, anlamlı, ederim. Çok güzel bir isim. Ben onu bilerek yıl, koydum. Yani üçüncü bin yılda çünkü bana sorarsanız çok değişecek çok şeyler değişecek olacak. Tabii. Yani insanlık şimdiye kadar tahayyül edemediği bir takım fiillerle, olgularla, olaylarla karşılaşacak. Gözü açılacak. Yani kendisinin ne olduğunu belki idrak etmeye başlayacak. Perdeler açılacak. Evet, perdeler aynen, açılacak. Değişecek. İnşallah diyoruz. Bilinçlerde de Rönesans olacak diyoruz. Bu da zaten UFO'lar ve dünya dışındaki yaşamda dünya gezegeninin yakın bir gelecekte bu 3000 yılın içinde olacağını biz kesin düşünüyoruz. Girecek yepyeni bir realitenin önemli bir bölümünü kapsıyor. Yani kozmosla iletişim, galaktik federasyonla iletişim ve
onlarla artık etkileşime geçmek ve teknoloji transferleri bunlar yaşanacak olmak zorunda. Çünkü dünyanın gidişatı hiç de hoş değil manzara. Evet. Baktığınız zaman düşünün 4000 yıllık buzullar eriyor. Öyle bir noktaya geldik ki bakın eş zamanlı olarak dünyaya bakın ciddi de bir değişim ve dönüşüm var. Ekolojik değişim var, ekonomik değişim var. UFO gözlemleri artıyor. Her gün yabancı basına bakın. Geçen gün Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin'de çok net bir görüntü yakalandı. Yine amatör kameralarla işte resmi yetkililer Danimarka hükümeti açıklamalar yapıyor. İsveç, Norveç'te birkaç gün evvel yine önemli bir gözlem yapıldı. Olay yaşandı. Artık resmi hükümetler de açıklamaya girdi. Dolayısıyla bu UFO konusu, ufoloji konusu birçok bilim dalını da içine alan bir konu. Yani sadece kozmoloji ya da astrofiziği ilgilendiren, uzayı ilgilendiren bir konu değil. Bunun içinde antropoloji de var, teoloji de var, genetik bilim de var, fizik de var, matematik de var, sosyal bilimler de var, felsefe de var. Dolayısıyla yeni çağ dediğimiz bu süreç içinde ufoloji, bakın bugün artık bazı üniversitelerde isimlerini vereceğim. Alabama Üniversitesi var, Moorpark, Mainz Üniversitesi, Hamburg, Glamorgan Üniversitesi İngiltere artık ufoloji konusunda araştırma birimleri kurdu. Dolayısıyla artık binlerce yani yeni fakülteler açılacak herhalde. Açılacak tabii, kürsüleri de açılacak. Yani Türkiye'de de açılacak. Türkiye açılması gerekiyor ama maalesef bu konuda çok önyargılıyız. Hala biz bütün kaynaklarımızı din baskısıyla. Üniversite aslında dini yanlış algılamak ve yorumlamak da olabilir bu. Yoksa dinimizde Kur'an'da çok önemli bilgiler var. Kur'an'a gelmeden evvel bir şey sormak istiyorum. Dünya dışı varlıkların varlığıyla ilgili tarihsel bir perspektifte bir açıklama yapar mısınız? Ve oradan dinlere gelebilirsiniz. Tamam. Evet. Şimdi baktığımız zaman o kadar çok kanıtı görüyoruz ki eski çağlara kadar ki bu Kromanyon atalarımız dönemine kadar, mağara dönemine kadar da yani kaç gidiyor. Bin 30 bin, 40 bin yıllık evet. Mağara duvarlarında görüyoruz. Pardon bir şey soracağım. Siz bu bizim şu insanlık dönemimizin ne kadar sene önce olduğunu 40 bin, 50 bin demeyiz. Yani şu bizler. Şu biz. Çünkü evet. Ben bu gezegende insanoğlunun birçok defa hayır şu sürecine... yani şu andaki var olan bizim. Ben Atlantis'ten sonra olduğunu evet, düşünüyorum. 40 o da bin, milattan 50 bin. Önce yani bir 10-15 bin diyebiliriz. Sadece o kadar yakın mı? Yani 40 bin falan değil. Yani 30 bin yıllık mağara duvarlarında da bunların izleri yapılmışsa özellikle mağara duvarlarının tavanlarına kubbesi olan bir takım diz şeklinde araçlar çizilmiş. Altından evet. Çizgi şeklinde ışıkları olan. Evet. Dolayısıyla bu o süreçte de ziyaretlerin yapıldığını gösteriyor. Ama ben dünya gezegeninin gezegen olarak yaşının çok daha bilinenden eski olduğunu düşünüyorum. Bazı direkt temas bilgileri de var. Dünya dışı varlıklardan aktarılan dünyanın genelindeki bazı kanıtlanmış temas olan insanlara. Burada birçok defa evrim, hatta bizden çok daha ileri olan uygarlıklar, Atlantis, Mu gibi burada belirli bir süreçte var olduklarını. Tamam, onların tarihi size... Çok yani, daha eskiye geliyorum. Ben milyonlarca yıldır burada birçok defa ben insan... Ben onu demiyorum. Ben yani Mu, Atlantis, Uygurlara kadar geldiğimiz dönemde 15 mi diyorsunuz yoksa ya 30-40 mı? Yata önce 15 ile yani 15-20 bin de olabilir, 30-40 da olabilir. Çok net bir tarih söylemek çok zor. Çok evet, zor. Elindeki bulgular yeterli değil ama... Şu anda bilinen milattan önce 5 bin ne kadar gidebiliyor, 6 bin, 7 bin. Peki bunlar kal tabletlerindeki 12 bin yıl olmuş evet, onun yazılı. Evet. O 12 bin yıllık nakal tabletleri kendisinden önceki bir dönemi anlatıyor. Anlattı. Geriye gidiyoruz. Daha eski olduğunu gösteriyor. Yani biz oraya kadar gidebiliyor muyuz? Yani şu nesil, şu andaki insan nesli. Muhtemel olduğunu düşünüyorum. Evet. Hani o kadar eski. Evet, ben kestim sizi şimdi. Evet. Ve bu dünya dışı zeki varlıkların tarihsel perspektif içinde dünyaya geliş gidişleri nasıl olmuş? Baktığımız zaman nerelerde bulgular dünya, var? Evet, dünya coğrafyasını incelediğimiz zaman birbirinden haberi dahi olmayan o dönemde, çünkü teknoloji yok, iletişim yok, var olmuş uygarlıkların kültüründe, sanatında, öyle mi zannediyoruz yani teknoloji yok, iletişim yok mu diye düşüneceğiz? Şimdi
Tabii ki ben Atlantis Mu dönemi ya da ondan evvelki süreçlerden bahsetmiyorum ama 4000-5000 işte Mısır'da görüyoruz, evet. Fresklerde görüyoruz, Abidos Tapınağı'nda görüyoruz, evet. Uçan araçları. Yani bilimselliğin daha kesin tabii, olduğu dönemde. Tabii arkeolojik kanıtlardan, evet, ben şu anda bahsediyorum. Mesela aborjinler var Avustralya'da. Orada da yine kafasına kask takmış, ışınlar saçan bir takım varlıklar yine aynen var. Doğu heykelleri var Japonya'da. Yine bakıyorsunuz Peru'da var. Nazca düzlükleri var. Mayalarda, Azteklerde bunu çok net görüyorsunuz. Tabletlerde görüyorsunuz, mitolojisinde görüyorsunuz, arkeolojisinde görüyorsunuz. Mezar boyutlarında da. Mezar palenk taşında var, evet, dediğiniz gibi. Evet. Chichen Itza'da bulundu. Palenk taşında da çok net bir şekilde bir roketi andıran ve içinde bir pilot gibi bir varlık roketi kullanıyor. Düşünün, 5000 yıl öncesinden bahsediyoruz. O dönemin insanının bilim kurgu yeteneği yok. Ne gözlemlemişse bunları çizmiş. Tabletlere, kayalara bunlar olmuş. İleriki nesillere kalsın diye çizilmiş herhalde. Aynen, hatta burada mesela... Bunları getirmemiş miydiniz? Ben sizden rica etmiştim. Bunları ben şöyle zoom girersek buradan görebiliriz. Görüntü olarak... Şeyinizde, flash diskinizdeki... Onlar güncel şeyler. Ha, güncel, peki. Olaylar. Mesela Rönesans tablolarında var. Çok önemli. Burada arkadaşımız zoomlayabilirse... Hangisi? Şunu gösterebiliriz. Kameraya. Başı tepesinden tutar mısınız? Şöyle tutayım. Biraz daha aşağı alayım. Evet. Şu tepede şuradaki görülen, evet, diz şeklinde ışık geliyor. Işık, aşağıda İsa'yı görüyoruz. Bu 1710'da Flaman ressam Art de Gelde tarafından yapıldı ve şu anda Cambridge'deki Fitzwilliam Müzesi'nde sergileniyor. Bakın, uçmak diye bir kavramın olmadığı bir dönemde diz şeklinde bir araç ve ışın saçıyor. Ve bunu bir kutsal figürle resmetmiş ressam. Evet. Başka bir tane benzer bir örnek gösterelim. Bu da çok önemlidir. Bunun gibi yüzlerce var. Ben belli başlarını tabii göstereceğim burada vakitten dolayı. Buraya da girebilirsek. Bu alttaki de mi gösteriyor? Şurada Meryem Ana var. Bu da yakın çekim tabii. Şurada, evet, göreceksiniz. Meryem Ana şurada... Bir cisim ışık saçıyor, bir adam köpekle birlikte ona bakıyor. Bu yakın çekimi, burada da tam nesneyi görüyoruz. Bu da Meryem ve Aziz. Bu da bir ressamın gördüğü bir şey. Tabii, 15. yüzyılda yapılmış bu. Domenico Ghirlandaio adında bir ressam. Palazzo Vecchio ve Vecchio diye bir müzede, ki ben bunu geçen ay Floransa'da kongredeydim. Bu müzeyi ziyaret ettim ve bu tabloyla birlikte fotoğraf da çekildik. Nasip oldu. Burada da Meryem'i ve sağ omzunda havada duran diz şeklinde ışık saçan, yine bakın kutsal figürle resmedilmiş. Şu alttakini de gösterir misiniz? Şu da, evet, altta nesneyi ışık saçarak görüyoruz. Yani büyütülmüş hali. Evet, bu büyütülmüş yani hali. Bunu bu ressam hayal ediyor. Hayal etmiyor. O dönemde görülmüş olan. Görüyor. Tabii, görüyor ve onu buraya... tablolarda. Mesela daha eskiye gidelim. Önemli bir 1350 yılında bu da. Buna da bakalım. Burada İsa'yı görüyoruz. Çarmıha gerilmiş. İki tane uçan araç var ve içinde varlıklar var. Şu da yakın çekimi baktığınız zaman. Şimdi bakın, bu 1350'de yapılmış. İsa'nın çarmıha gerilişi adında bir fresten Kosova'da Visoki Dekani Manastırı'nda bulunuyor. Mihrabın üzerinde yer almakta. 1350'de mi yapılmış? 1350. Yapılmış. Aynen öyle. Neredeyse 700 yıl önce. Uçmak diye bir kavram yok. O zamanın insanı bunu hayal edemez. Evet. Dolayısıyla bakın, biz Tevrat'ta, İncil'de de dünya dışı varlıklarla ilgili çok önemli bilgiler, bulgular var. Ezekiel peygamberin UFO gözlemi var. Onları şimdi kutsal metinlere girince söyleyeceğim. Dolayısıyla bu tür ziyaretler tarihin her döneminde yapılmış. Bunları değişik coğrafyalarda görüyoruz. Hı. Sadece günümüze ait bir kavram değil bu. Tabii ki 21. yüzyılda elimizde daha somut video görüntüleri, fotoğraflar var ama bunlar hiç karbon 14 ölçüm tekniğiyle yaşları tespit edilmiş tablolar müzelerde yeni yapılmış bir şey değil. Evet. Dolayısıyla bence bunlar çok daha önemli kanıtlar. Bunun gibi birçok bilgi ve bulgu var.
Yani tarihsel açıdan baktığımızda 5000 yıl geriye gidebiliyoruz. Resimleri, freskleri, Ya da yazılı yazılı. referanslar var. Mesela Tibet Kançur metinleri var ya da Hint Mahabharata metinleri. Evet. Gökten uçan arabalarıyla tanrılar geldi diyor. O zamanın bu ileri teknolojine sahip uzay araçlarını gökten gelen tanrının araçları olarak ve Evet. onları da tanrılaştırmışlar. Dolayısıyla çünkü düşünün 5000 yıl öncesinin beynine gittiğiniz zaman insan bilincine gökten ne gelir gelse gelse tanrı gelir. Bu kadar ileri Tanrı teknolojiler. kavramının gökte olması da bu şekilde açıklanabilir mi? Evet. Yani ben dinlerin sosyolojik bir olgu olarak insanların sosyal yaşamlarını biçimlemek ve kendilerine bir intizama sokmak için bir kuram olduğunu çok Evet. genel olarak ifade ettikten sonra yani kendime Ama göre bunlar da kozmostan gelen bir bilgi akışı. bilgi, evet. Bakın bunu ispatlayan bir başka görüntü de şurada. Bu da Hazreti İsa ve Meryem'i 1383'te resmetmiş tablosuna yap. Buradan alabilirsek şurada görüyoruz. Büyük bir diz şeklinde araç ve filo halinde gökte. Filo halinde bir takım araçlar var. İsa büyük bir ana gemi şeklinde bir sigar dediğimiz pro şeklinde bir aracın üzerinde. Üzerinde. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor. Bu tür iletişim ve etkileşimler tarihin her döneminde olmuş. Ve de Tanrı fikrinin oluşumunu gerçekleştiren bir takım bulgular, bulgular. Tabii, ve olaylar. İletişim var. Aynen evet, öyle. Evet. Bu tabii. Onun için de Tanrı kavramı, tek Tanrı ve göksel Tanrı fikrinin oluşumu bu şekilde gerçekleşmiştir diyebilir miyiz? Kesinlikle bu öyle diyebiliriz. Bilimsel açıklamalar doğrultusunda karşısında. kesinlikle onu söyleyebiliriz. Şimdi mesela Kur'an'a baktığımız zaman kutsal kitabımıza bazı ayetler okuyacağım size. Şura suresi 42-29 mesela aynen şunu diyor. Gökleri, yeryüzünü ve bunlar içinde üretip yaydığı şuurlu varlıkları diyor. Yaratması da onun varlığının ve yüceliğinin delillerindendir. Şimdi gökleri, yeryüzünü ve bunlar içinde üretip yaydığı şuurlu varlıklar. Yani Kur'an-ı Kerim'de de çok net bunun ifadeler. Açık ifade edilmiş bulunması, bunun İslam dininin yaratılmasında da göksel bu varlıkların bağlantısı olduğunu gösteriyor bize. Tabii bilindiğini açık ve açık net bir şekilde gösteriyor. Bir tane ayette değil mesela Nahl suresi 16'ya 49 şunu söylüyor. Göklerde ve yeryüzünde olan şuurlu canlılar ve melekler, ayırmış melekleri. Onlar hepsi de büyüklük göstermeden Allah'a secde ederler. Şimdi bir çoğul var. Zaten Rabbin alemin demek, alemlerin Rabbi demek. Yaratıcı, tabii. Şimdi maalesef dinimizi yanlış algılayan bazı çevreler diyeceğim. Bunu işte Allah sadece biz en zeki varlık olarak yaratılmıştır. Bir de melekler ve cinler vardır. Başka varlık türleri yoktur diyor. Halbuki bugün birçok önemli ilahiyatçı profesör arkadaşlarımız birçok programda da birlikte olduk. Tam tersini söylüyor benim dediğim gibi yüzlerce ayet olduğunu. Çünkü şuurlu başka varlıklardan da bahsediyor. Zaten yaratıcının gücünü sınırlamış oluruz biz sadece bizde yaşam yaratmış olmakla. O zaman bu evreni yaratmasının anlamı kalmaz. Çünkü bizim geceleyin semalarda gördüğümüz var evrenin büyüklüğünün belki katrilyonda biri bile değil. Dolayısıyla nokta gibiyiz. Nokta gibiyiz. Bir toz zerresi dahi değiliz. Tabii. Dolayısıyla biz sadece yalnızız evrende ya da en zeki varlıklar bizleriz, başka varlıklar yoktur diyerek yaratıcının gücünü sınırlamış oluyoruz. Bu da yanlış. Çok yanlış bir şey. Dolayısıyla bakın mesela Enbiya suresi göklerde ve yeryüzünde kimler varsa hepsi ona aittir diyor. Evet. Görmedin mi göklerde olan herkes ve her şey ve yeryüzünde bulunan herkes ve her şey Allah'a secde ediyorlar. Hac suresi. Bunun gibi yüzlercesi var. Evet. Kısa bir reklam arası verelim isterseniz. İşaret alıyorum. Evet, reklamlardan sonra bu ilginç konuyu izlemeye devam ediniz sevgili Can Televizyonu izleyicileri.
Evet, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle beraberiz ve bu dünya dışı zeki varlıklarla ilgili tarihi gelişimi açıkladıktan sonra şimdi bunların yeryüzünde bu dünyamızdaki gelişleriyle ilgili konuları çeşitli ülkeler bazında herhalde Evet. açıklayacaksınız. İkiye mi ayıracaksınız dünya ve dünyadaki diğer ülkeler ve Türkiye mi? Artık size bırakıyorum çünkü sizin Şimdi teknik konunuz bu. evet çok Bir sürede de az resim, kaldı süre değil az mi? kaldı, Süre onun için yarım hızlı saat. gittim. Biraz da görüntüler var Fuat'la Evet, siz paylaşmak istediğim. isterseniz görüntülerinizi Görüntüleri de verelim. göstererek siz Görüntülerin açın. üzerine de konuşalım Evet, mı hocam? Çünkü lütfen, önemli lütfen. görüntülere Tabii geçmeden evvel. bitmezse konumuz sizi birkaç kere daha rica Seve edeceğiz. seve ne demek Sağ olun. koşarak geliriz ilk fırsatta Evet. tekrar bir araya. Şu konu çok geniş bir konu sizin Evet, bu söylediğiniz gibi kadar kısa bir zamana süreye sıkıştırmak sığmıyor. mümkün değil. Zaten sorular da geldi. Yani mesela sırt Maya takvimiyle ilgili 2012 sorulan bir soru var. Bana sorarsanız bu 3 saat anlatılacak Tabii bir çok konu. derin bir konu. Diğeri de Rusya'daki geçen hafta görülen uçağın daire. Bunu çeşitli hani tek bir yerden mi geliyor, birkaç gezegenden mi geliyor şeklinde sormuş. Bana sorarsanız o da 5-6 saatte anlatılacak bir konu. Ama kısaca Ama bir cevaplayalım madem sıra evet, gelmiş. evet, Şimdi yakın gözlem raporlarına göre 100'ün üzerinde, 120'ye yakın değişik formda araç tespit edildi evet. dünya gezegeninde. Üçgen olabiliyor, disk olabiliyor, puro olabiliyor, prizma şeklinde olabiliyor, bumerang şeklinde olabiliyor. Bu da bize bunların geldikleri sistemlerin çok farklı sistemler. Yani buraya Evet. tek bir gezegenden ya da galaksiden gelinmiyor. Hem bizim galaksimizin içindeki belki birçok bölgeden hem de başka galaksilerden ve boyutlardan gelindiğini Geldi. Evet. düşünüyoruz. Çünkü yakın gözlem raporlarına göre yine tespit edilmiş 80-90 arasında değişik tür de var, varlık türü. Evet. İnsanımsı varlıklar da var bize çok benzeyen. Bizden çok farklı türde, sürüngene benzeyen herhangi bir değişik yapıda varlık türleri de var. Bu da bize yine bunların geldikleri sistemlerin ve gezegenlerin farklı olduğunu gösteriyor ki Tabii tabii de aklımdan ne sorular geçiyor size sormak için ama şimdi sormayacağım ki başka programda. Evet. o Maya takvimiyle Evet. ilgili çok güncel bir konu. Yakında 2012 filmi de devreye girdi. Çünkü ortada ciddi bir bilgi kirliliği var ve halk da korkuyor. Bunu bir kıyamet senaryosu gibi algılıyorlar. Filmde de o temayı işlemişler. Bence çok yanlış. Yanlış, Bu evet. 21 Aralık 2012 bir devrenin sonu. Dünya planetinin içinde bu kozmik bir devre. Zodyak döngüsünden yeni bir devreye giriyoruz. Kova burcu çağına. O döngü bitiyor. 21 Ocak 21 Aralık 2012'de yeni bir çağ başlıyor. Bu yeni çağ diye adlandırdığımız bir çağ. Altın çağ da Altın diyebilir çağ da miyiz? diyebiliriz. Bilinçlerde bütün her şeyde yeni bir devrim yaratılacak. Rönesans olacak. Yükseliş Tabii. dönemi. Bunun belirtileri zaten şu anda dış uzaydan gelen ki bunu NASA'da açıklamak zorunda kaldı. Yüksek frekanslı elektronlar içeren bir enerji bombardımanı altındayız. Işın bombardımanı altındayız diye izleyicilerimiz Google'dan giriş yaparsa o haberi de görecekler. NASA da bunu tespit etti. Yani kozmostan dünya gezegenimizin ve güneş sistemimizin içine girdiği bir geniş foton kuşağı halkası var. Bu da dünyadaki ve güneşteki patlamaların, dünyadaki volkanik hareketlerin ve manyetik değişimlerin asıl nedeni bu. Bu da yüksek frekansta bir enerji, ışık. Biz de buna uyumlanmaya çalışıyoruz. Buna rezone olmaya çalışıyoruz. Dünyadaki değişim ve dönüşüm de bununla paralel gidiyor. UFO'ların görülmenin artması da bu. Bu bizi yeni bir boyuta sıçratacak. Korkulacak bir Hiçbir olay şey değil. yok. Onun Tam için tersi. insanların kıyamet kopacak da yok olacağız Kesinlikle şeklinde yanlış bilgi bu. düşünmeleri yanlıştır. Yani bunu ben bile söyleyebilirim size. Yani okuduğum eserlerden ve takip ettiğim kadarıyla. Onun için Aynen bu bir isterseniz son değil. bundan ilgili başka bir sırf 2012 ile ilgili Ayrı bir bir program açılım yapalım. yapabiliriz. Tabii. Halk demek ki bunu endişeyle Endişe izliyor. ediyor. Öyle Evet. korkması gerekecek hiçbir Gergen, durum yok. evet. Kesinlikle bir son değil. Bir devrenin sonu, yeni bir devrenin başlangıcı. Ama tabii ki burada bir geçiş süreci var ve biraz da doğal felaketlerin artması mümkündür. Çünkü dünya gezegeni de kabuk değiştiriyor. O gelen yüksek frekansta enerjiye uyumlanmaya çalışıyor dünyanın manyetik alanı ve insanlar da uyumlanmaya çalışıyor. Dolayısıyla burada önemli olan insanların merkezinde kalmaları ve pozitif olmaları. Yani ne kadar biz hoşgörülü Evet. olursak, koşulsuz sevgiyi uygularsak ve sağlıklı beslenmemize dikkat edersek, olumsuz düşüncelerden arınırsak ve doğada zaman harcarsak o kadar arınıyoruz ve
daha pozitif vibrasyonlar yayıyoruz. Atomik, çünkü biz de bir enerjiyiz. Bizim de ruh dediğimiz şey atomlardan oluşmuş bir enerji. Dolayısıyla biz de bu yeni enerjiye uyumlanmış oluyoruz ki bu süreci biz de rahat geçirelim. Çok güzel söylediniz. Yani sancısız geçirelim. Evet. Ben onu 2012'yi fazla konuşmak istemiyorum. Tamam. Çünkü burada onu ben hani kendime göre daha bir ileri bilgi yani olarak düşünüyorum. Çünkü biz daha biraz da öğretim üyeliğinden kaynaklanan nedenle ben bu yaptığım programlarda hani birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf yani A, B, C, D diye böyle ayırarak önce bir başlangıcını yapmak istedim. Onun için bilgiyi verdikten sonra o bilginin teferruatına sonra gireriz diye. Evet. O zaman şimdi isterseniz görüntülere girelim mi? Görüntülere seyircilerimiz girelim. De, izleyicilerimiz de merak ediyorlar. Evet, dilerseniz yönetmenimizden bu öncelikle askeri jetler ve UFO'larla ilgili bir dosya vardı. O görüntüleri önce bir paylaşalım. Daha sonra alalım. Türkiye'den bazı görüntüler gösterelim. Çünkü bu UFO dediğimiz araçlar askeri pilotlar tarafından da gözlemleniyor. Altyazıyı bağında alırsak bakın bir askeri jet altta uçmakta ve üstte de bir UFO geçiyor. Jetin kuyruğunu görüyoruz. Başka bir jetten çekiliyor o görüntü. Bu da yine iki bir araçtan. Beni alırsanız şu anda iki UFO'nun birleştiğini görüyoruz burada. Yine bir askeri uçaktan çekilmiş bir görüntü bu. Bu yerli Türkiye'den mi? Bunlar yurt dışı karışık. Evet. Amerika, Rusya değişik bölgelerden bakın yakın çekimde görüyoruz. İki kanadı kuyruğu olmayan diz şeklinde yuvarlakımsı bir nesne bir anda birleşiyor. Yani dünyada olmayan bir teknoloji sergiliyor. Burada bakın bir F-16 solundan bir cisim gelecek. Bakın indi aşağı bulutlara. Şimdi yakın çekimde daha rahat göreceğiz. Burada da başka bir uçaktan yandaki F-16'dan çekiliyor bu. Yanında uçan arkadaşını görüntülerken soldan bakın bir uçan nesne diz şeklinde. Şimdi alttan geçiyor. Bakın alttan bulutlara giriyor. Bir de bandı alırsak tekrar yakın çekimde göreceğiz. Çünkü band kapatıyor onu. Yönetmenimizden rica edelim. Burada yine göreceğiz daha net bir şekilde. Yavaş çekim halinde. Bakın şimdi görüyoruz. Girdi ekrana. Uçağın altından bakın görüyoruz. Orada tutabilir misin? Aynen şöyle. Bakın buluta girerken de gölgesi yansıyor. Evet. Aracın. Yani bu cismi bir obje. Evet. Bunlar bizde olmayan teknolojiyi sergileyen, konvansiyonel bir açıklaması olmayan, bizden çok daha ileri teknolojilerde olan. Bakın burada bakın da pro şeklinde uç kısımda görüyorsunuz. Evet. Bu da MiG uçağından, kokpitinden bakın bir anda hızlandı. Evet. Görüyorsunuz. Bir yavaş çekim tekrar göreceğiz. Altta pro şeklinde bakın. Siyah bir nesne. Evet. Çok değişik formda yapıda. Ve onun da altında başka cisimler de var. O şu anda yuvarlak onu gösteriyor. Ve bir anda ivme kazanıyor ve sanırım 4-5 knot hıza ulaşıyor. Çok yani süratli. Bizim, bakın burada yakın çekimle daha net görüyoruz. Hava uçan hiçbir cisim aletlerimizden daha hızlı hareket ediyorlar. Ve aerodinamik yapısı da çok farklı. Bu da Meksika'da 10.000 fitte havada uçan askeri bir uçağın içinden 3 askeri personel var uçakta. İnfrared kameralarla çekildi bu. 11 tane uçan cisim uçağın etrafını sarıyor. Evet. 10.000 fitte çekilmiştir bu. Bakın bulutların arasına girdiler. Ve 12 dakika boyunca bunlar pilot arkadaşlar. Bloke ediyorlar. He? Evet etrafında uçuyorlar. Yine cismi görmüyoruz burada. Işık saçan çok olağanüstü cisimler ama belli bir formasyonda uçuyorlar. Evet. Yani bunlar atmosferik fenomen değil, ışık yansıması değil. Bunlar hep teknik analizleri yapılmış ateş topu değil bu iyonize olmuş partiküllerin yarattığı. 11 dakika boyunca uçağın etrafında belli bir formda uçan araçlar. Dolayısıyla bunların büyüklükleri hakkında ne görüntü yani nasıl bir şey görüyorlar? Açıklamalarında şimdi ne denmiş? Şimdi dünya genelinde ve UFO literatüründe baktığımızda 10-15 metre çapında küçük keşif gemilerinden tutun kilometreler çapında gözlemler yapılmış. Bir de düşen UFO'lar var. 47'de Roswell'de oldu. Daha sonra Aztek'te oldu. En son Virginia'da, Brezilya'da 96'da oldu. Bunlar genellikle 15-20 metre çapında içinde 3-5 varlık olan araçlar. Ama bunlar küçük keşif gemileri. Ana gemiler genelde atmosfere girmiyor. Onlar çok yüksek derecede enerji ve manyetik kullandıkları için onlar çok daha büyük. Nasıl bizde bir B-52 denilen o B-52 uçakları var içinde başka savaş uçakları taşıyan. Evet. Bunlar yıldız arası yolculuğu yapmıyor. Ana gemiler yapıyor.
İçindeki küçük keşifleri yörüngede ana gemi beklerken onlar çıkıp gezegende gerekli araştırmaları yapıp tekrar ana gemiye dönüyorlar. Bunların bazıları uzaktan kumandalı probe diye adlandırdığımız, ki biz de bugün Mars'a uzaktan kumandalı araçlar gönderebiliyoruz keşif amaçlı. Bazıları mürettebatsız araçlar ama Kumburgaz'da da şimdi biraz sonra izleyeceğimize 10-15 metre çapında olduğunu düşündüğümüz araçlar da görüldü ve içinde varlıkların da filme alındı. İsterseniz Kumburgaz, evet, 2007, 2008, 2009 görüntülerine bir bakalım. Türkiye'de geçtiğimiz süre içinde inanılmaz bir yoğunluk oldu tüm dünyada olduğu gibi. Bu Kumburgaz mı şimdi? Bu Kumburgaz. Bunu biraz ileri alıp 2008'e de bakabiliriz. 2008 ve 2009. Dünya genelinde son 5 yıldır UFO gözlemlerinde %15'ten %30'a varan bir ivme tespit ediyoruz. Türkiye'mizde de bu aynı söz konusu. Dolayısıyla son dönemlerdeki bu artış da kayda değer bir artış. Türkiye'nin genelinden geçen yaz 1400'ün üzerinde ihbar geldi. Ki bunların bir kısmı, bakın burada da, 2008'de Haziran 11 sabaha karşı 3'e doğru formu, yani sadece bir ışık görmüyoruz. Maddesel yapısı nesnenin görülüyor. Diz şeklinde bir araç. Dolayısıyla burada ışığı kaynağı aydır. Gökyüzü konfigürasyondan bütün bunlar tespit edildi. Bu tek bir araç değil mi? Bu tek bir araç. Tek, evet, bir araç ve etrafında ışıkları var. Yani şöyle halka, evet, şeklinde, evet, bir ışıkları var. İçindeki ışıklar dışarı vuruyor. Evet, bazen de ışığını aydan, ayın altında olan bazı görüntüler var. O kaynağı da ay oluyor. Bir iki kere böyle Dolunay zamanında görüntülenmiş olan, ayın altında ayla birlikte filme alınmış çok güzel görüntüler de var. Bunlar geçtiğimiz bu 2008'de ve 2009'da da devam etti. Bir sonraki görüntüye geçersek, evet, Türkiye genelinde aşağı yukarı 1400 küsur gözlem ihbar almışız biz geçtiğimiz yıl. Bunların 300'e yakını belgelenmiş. Fakat tabii ki şunu da ben ifade etmek istiyorum. Gözlemlerin %90'a yakını, bakın bu da çok önemli bir görüntü, altyazıyı alırsak, bu da 2009'da iki varlığın da silüetin de görüldüğü, yani birazdan içindeki varlıklar da mı göründü, evet, şu anda? Biraz daha netleşecek. Burada da tabii bu Dünya UFO literatürüne en önemli görüntüler olarak geçti. Çünkü sadece bu nerede alınmış? Değil, bu da geçtiğimiz yaz Kumburgaz tarafında Türkiye'de çekilen, yani, Türkiye'de, evet, bir görüntü. Gelen ihbarların ve görüntüleri biz tabii ki belgeli olanlarını araştırdığımız zaman %85 ile 90 arasındaki olanları açıklanabilir fenomen olarak tespit ediyoruz. Ki bunlar yanılsama olabiliyor, bir kuşu UFO zannedip çekmiş olabiliyor, Venüs gezegeni olabiliyor, ateş topu olabiliyor, Çin feneri olabiliyor. Fakat Çin feneri nedir? Çin feneri bu gösteri amaçlı yerden havalan bir gaz gibi bir şeyin yakıp havaya bırakıyorlar. Daha sonra 2-3 dakika havada yükselerek 2000 metrelerde sönüyor. Şu yuvarlak bir sönüyor. Top oluyor. Evet, evet. Ve sonra sönüyor. Sönüyor. Ama bunları, evet, 5-6 tane havaya bıraktığınız zaman uzaktan abi UFO gibi insanlarımız yanılabiliyor. Tabii yazın çok yapıyorlar. Yazın gösteriler, evet, şenlikler falan olduğu için halk çok yanılsıyor bunları. Ama, evet, tabii ki bizim elekten geçirdik ve gerekli önemli teknik analizlerden sonra, filtreli programlardan geçirdikten sonra kesin emin olduğumuz %10 gibi bir orandır ki bu da yüzlerce görüntü demek. Dünyada da yüz binlerce görüntü demek. Dolayısıyla şunu ifade etmek istiyorum ki önümüzdeki süreç, bu son 5-6 seneye baktığımızdaki grafik aynı şekilde ve artarak da devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü her sene artarak devam etmiş. Önümüzdeki süreçte de işte bu geçen Kremlin'de olan olay gibi, Norveç'te olan olay gibi çok ciddi şekilde bu gözlemlerin artacağını... Evet, o artacağını... olayları biraz açıklar mısınız? Bu Kremlin'deki çok yeni bir hadise, piramit şeklinde, üçgen şeklinde bir görüntü. 2 dakika boyunca filme alınmış. Bakın burada da ayla birlikte, soldaki aydır, alttaki UFO'ydu. Birazdan yine zoom yapacak arkadaşımız. İkisini birden görüyoruz kadrajda. Bu da çok önemli, referans noktası açısından da çok önemli. Birazdan şimdi zoom girecek tekrar. Bakın yavaş yavaş girecek ve üsttekinin de ay olduğunu net bir şekilde göreceğiz. Bakın şimdi tekrar UFO'ya giriyor. Yaklaştığı zaman da nesne ortaya çıkıyor. Evet. Şu anda nesneyi görüyoruz. Birazdan yine zoom out yapacak. Geniş açıya gelecek.
Bu sefer Ay'a odaklanacak üsttekine ve Ay olduğunu anlayacağız. Bakın bu uzay aracı Ay'ın altında. Fakat geniş açıya geçtiğinizde bakın yıldız gibi görünüyor değil mi? Evet. Ama biraz sonra öbürünü de göreceğiz. Şimdi Ay'a girecek, zoom yapacak. Bu Ay. Bu Ay birazdan netleşecek. Bakın Ay'ı görüyoruz çok net bir güzel şekilde. Güzel çekilmiş. Çok iyi bir çekim. Yani Ay'la birlikte kadraja UFO'yu da alması referans noktası açısından çok önemli. Bu da önemli bir... Güzel bir görüntü tabii, değil mi? Sadece aracın... bir ışık olarak görmüyoruz. Cismi formu, yapısını, maddesel formunu da görüyoruz nesnenin. Bu anlamda bunlar evet. Çok önemli görüntüler. Tabii bunun gibi... NASA'da uzay mesela NASA bölümünden yönetmen arkadaş NASA UFO bölümünü yayınlarsa uzayda da çünkü astronotlarımızın karşılaştığı olaylar var. Sadece evet. Atmosferimizde değil uzay uçuşlarında özellikle uzay istasyonunda bu Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte bakın burada göreceğiz yukarıda üstte görüyorsunuz yine pro şeklinde bir nesne uzay istasyonundan çekiliyor bu dışarıda. Kesinlikle bunlar space junk diye adlandırılan nesneler değil, uzay çöpleri değil. Hmm. Bakın değişik formda. Biraz sonra bu enteresan. Bu UFO mu bu görüntü? Yok bunlar evet bu ışıklı olanlar bakın şimdi göreceksiniz. Bunlar hep uzay mekiğinden çekilmiş ya da uzay istasyonundan. Şimdi, bakın bu, şimdi bu gelen ışık bu uzay saçıyor uzay mekiğinden çekilen. Evet şu ışık saçan gidiyor ya bakın. Evet. O UFO. Bakın nasıl ışıkları yoğun. Uzay mekiğinin etrafında dönüyor. Dolaşıyor. Evet. Orada başka bir aracın nesnenin bakın burada bir tane daha görüyorsunuz. Gördüğümüz aşağıdakiler bizim mekiğin parçaları tabii. Evet. Orada etrafında dolaşıyorlar ve bunu birçok astronot artık bakın burada da uzay mekiği iniş yapıyor. Evet. Kennedy hava üstüne evet. Bakın tam runway dediğimiz o iniş pistine geldi. Fakat o anda orada bir nesne onu takip ediyor. Geçecek tabii. Bakın bunu yavaş çekimde daha net göreceğiz. O iniş anında orada hiçbir hava objesinin olmaması gerekiyor güvenlik ama açısından. Var. Bakın orada var. Ve kanada kuyruğu olmayan bir nesne. Bakın evet. Görüyorsunuz. Evet, evet. Çünkü o hava sahası boşaltılıyor 3-5 saat evet. Öncesinden. Hele hiç, o irtifada hiçbir uçağın cisim şey helikopter dahil olamaz. Çünkü uzay mekiği iniş yapıyor. Evet. Fakat orada çok net bir şekilde tamam bunu da alabiliriz. Kuala Lumpur Malezya olayını bir görüntüleyelim. Evet. Süremiz varsa. Çünkü orada enteresan bir teknoloji sergileyen bir görüntü o. Yavaş çekimde kare kare de alacağız onu. Bir anda kayboluyor. Bakın bu da Japonya'da, pardon Japon bir çift tarafından Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da çekilmiş bir görüntü. Bundan birkaç sene önce Ağustos ayında. Nesneyi görüyoruz. Sola bakın referans noktasına hareket ettiğini görüyorsunuz. Evet. Sola doğru. Bakın evet. Bir anda yok oldu. Şimdi bunu nasıl yok oluyorlar? Onu yani, anlatacağım. Evet. Bir daha görelim. Bu da çok önemli bir görüntüdür çünkü. Bir de yok oluşunu kare kare alırsak yönetmenim o da çok iyi olacak. Çünkü nasıl maddeden ışığa döndüğünü bakın yavaş yavaş hareket ediyor. Sola doğru ve bir anda yok oluyor. Şimdi bunu biz yavaş evet. Yavaş alabilirsek kare kare de göreceğiz. Çünkü saniyede 15 kare var. Onu yönetmenim gösterebilirse maddeden bir anda enerjiye dönüşüyor. Yok oluyor. Evet. Yani kendi kendini gizleyebiliyor. Tabii. Zaten bu boyut değiştirmesi ondan kaynaklanıyor. Bu teknolojiyle zaten bu mesafeleri aşabiliyorlar. Yoksa yüz binlerle binlerce ışık yılı öteden bile gelseniz ışık hızı çok yavaş kalır. Evet. Saniyede 300 bin kilometre. Evet. Burada direkt gelemezler titreşimlerini zaten. Evet, atomik yapısını ve vibrasyonunu yükseltip bizim üç boyutumuzda görünmez hale geliyor ve direkt üst boyuta geçiyor ve orada istediği yere gidebiliyor. Işınlama dediğimiz hadise bu. Evet. Dolayısıyla burada bizden çok çok ileri bir teknolojiden bahsediyoruz. Ve bunların da kanıtları dünyanın her yerinde böyle bakın güpegündüz çekilmiş bir görüntü, her türlü teknik analizi yapılmış bir görüntü ve kare kare de şimdi göreceğiz bir anda maddeden enerjiye dönüşüyor. Işık oluyor ve ondan sonra bir anda boyut değiştiriyor. Buna dematerializasyon diyoruz. Ve bunu geriye dönüş sağladıklarında yani yapması ne kadar büyük bir teknoloji yani böyle gösteriyor. Böyle evet. Bir şeye bir hakkın vakıflar ve uygulayabiliyorlar, yapıyorlar. Evet. Evet. Yani bunu geri sardıklarında da bizim boyutumuzda görünmeleri de bunu ters bakın, yaptıklarında. Bakın yok oluyor galiba. Yavaş yavaş şimdi yavaş bakın yavaş. Göreceksiniz. Kare kare aldığımız için evet. Şimdi birazdan daha net göreceğiz. Maddeden nasıl enerjiye döndüğünü bakın bir anda bir anda gidiyor. Yok oldu.
Bu Ama tabii kendisi hala belki orada veyahut da kendini yok etti. Bazen aynen öyle. Mesela bu temas bilgilerinde de vardır. Bazen mesela bizim diyelim ki Boğaz Köprüsü'nün üzerinde ana gemi olur devasa. Biz havaya bakarız. Hiç boşluk şey yoktur. Yok. Halbuki o anda orada. Titreşimini düşürdüğü anda daha katılaşıp bizim boyutumuza, üç boyutlu realitede maddeleşip kaba halle o zaman görünür hale geliyorlar. Yükselttiği anda diğer boyuta geçiyor. Dolayısıyla isterlerse bizim radarlarımız görebiliyor bunu. Bazen radarlar yakalayamaz. Mesela bir uçak pilot, mesela bize Süleyman Tek Yıldırım vardı, rahmetli oldu. Çok sevdiğim bir abimiz. Bir gözlem yapmıştı F-5 ile. İki uçak kalkıyor güpegündüz. Radarlar görmüyor. Onlar uçağı UFO'yu takip ediyorlar. İsterlerse titreşimlerini düşürüp radarlarda da gözlemlenebiliyorlar. Ama radara yakalanmayan teknoloji artık bizde de var. İşte F-117 Amerika'nın geliştirdiği Stealth Fighter teknolojisi. Dolayısıyla bu varlıklar için, bu araçlar için bizim cihazlarımızın, radarlarımızın onları tespit edememesi çok normal. Ama çok tehlikeli bir şey söyledin şimdi. Mesela uçak da görmüyor. Gittim birdenbire bizim uçağımız bir şeye çarptım. Yok, onlar sizi gördüğü için onlar öyle bir şeye mal vermezler zaten. Dolayısıyla kendilerini ayarlarlar. Tabii. Çok fazla askeri rapor var bu konuda. Açıklanıyor artık. Bu konunun içine girmişti. Konuşan eski CIA görevlileri olsun. Mesela Nick Pope diye İngiliz bir arkadaşımız var. Milli Savunma İngiltere'nin Savunma Bakanlığı'nda 4 sene UFO masası şefliği yaptı. Artık konuşuyor emekli olduktan sonra. Bu yazda kongremizdeydi Nick Pope. Haziran'da Türkiye'ye geldi. Çok fazla olay var askerinin de içinde olduğu. Türkiye'de de olan. Bir sonraki programda ben isimler vererek tarihler, hangi subayların olaya karıştığını, Türkiye'deki olayları da detaylı anlatırım. Generaller bütün olayların içinde. Türkiye'mizde de hava sahamıza giren olayları bazen askeri pilotlarımız karşı karşıya kalıyor. Onların da tabii bunlar rapor ediliyor. Fakat saklanıyor. Biz de bu bilgiler ulaştığı zaman ki içeriden bazen informasyon da alıyoruz. Böyle bildiğimiz yaşanan birçok olay var. Ama askeriye size resmi bir kuruluş olarak ve bu konuyla ilgilendiğinize göre resmi bilgi vermiyor mu? Vermiyor maalesef. Fakat biz içeriden bazen alıyoruz. Birçok zaman alıyoruz. Çünkü artık bundan rahatsız olan bir takım subaylarımız da var. Çünkü bu evrensel bir konu. Hiç kimsenin saklamaya hakkı yok dediğim gibi. Evet. Dolayısıyla duyarlı bazı insanlar, ben bir iki kere de üst düzey komutanlarımıza briefing de verdim. Çünkü bizim elimizdeki materyal askerin elinden çok daha fazla. Çünkü biz bütün halktan gelen görüntüleri inceliyoruz ve analiz yapıyoruz ve olaylara vakıfız. Dolayısıyla onlar bizdeki bilgileri de öğrenmek amaçlı birkaç kere böyle bir briefingler yapıldı. Ama şunu net ifade ediyorum. Çünkü artık Brezilya Askeri Kuvvetleri Meksika'da açıklamalar yaptı. Önemli generaller. Bir de Çin galiba değil mi açıklamış halkına? Brezilya ve evet, Çin mi açıklamış? Çin'de çok önemli gelişmeler var. Brezilya daha yeni Hava Kuvvetleri Eski Komutanı açıklama yani yaptı. Yani onlar hükümet olarak halka Meksika, açıklamayı... Açıklamayı artık yayılıyorlar ki bu atılması gereken adımlar. Dolayısıyla ama şunu ifade edeyim. Bizim hava sahamızda da bu gözlemler yapıldığı için hava kuvvetlerimiz başta olmak üzere istihbarat birimleri bu konuyu inceliyorlar ve UFO masaları vardır, MIT'te de vardır. Yani hükümet diyelim ve askeri kanatta ve sivil savunma kanatlarında bu konuda masalar var ve hükümetin bundan haberi olmaz. Yani hükümet derken mevcut işte politikacıların, bakanların haberi olmaz. Çünkü bunu yöneten, bu işin içinde olan bürokratlar vardır. MIT'te, şurada, burada. Evet. Hükümetler ancak haberdar edilirse haberleri. Mevcut bakanlar, işte cumhurbaşkanı, o zaman haberi olur. Yani dolayısıyla şu anki mevcut Türkiye'deki hükümetin de bu konudan bir haber olmuş olabilir. Yeter ki, ama askerinin biz bu olayın içinde olduğunu çok yakinen biliyoruz. Çünkü ama halka açıklama yapma yetkisi hükümettedir. Yani hükümetin aynen. bir karar vermesi gerekiyor. Benim halkım bu dünya dışı zeki varlıklarla ilgili ve başka gezegenlerde hayat olduğuna dair bu bilimsel bilgileri halkıma açıklamam gerekir şeklinde bir karar bütün alabilir ve bunu da resmi olarak araştırma yaptırır ve buna da bir bütçe ayırması gerekir. İşte bu noktada çok önemli. Bizim kampanya başlattığımız bu UFO gerçeği açıklansın, dünya UFO ifşaat kampanyasının ana amacı da bu zaten. Ve hep şunu ben söylüyorum, katıldığım programlarda da çağrı yapıyorum.
gerek Birleşmiş Milletler nezdinde gerek NATO nezdinde bizim hükümetimiz ya da yetkililerimiz askeri kuvvetler bilgilendirsin. Biz elimizdeki arşivi hükümete açmaya da mecliste bu konuda bir komisyon kurulması gerekiyor. Yapılmalı bunlar. Çünkü bunun hiçbir kaçarı yok. Bundan kaçamazlar. Bakın her geçen gün görülmeleri artıyor. Ve önümüzdeki süreçte de artacak. Halkı bu gerçeğe her yönden hazırlamalıyız. Bilimsel yönden hazırlamayız, sosyolojik yönden hazırlamayız. Sizin alanınız bu. Psikolojik yönden hazırlamayız. İnanç açısından önemlisi o zaten. İnanç ve bu insanlığı bir araya getirecek bir etki yaratacaktır. Ama maalesef işte hükmü kalmayacak şu anki mevcut yönetimlerin diye. Çünkü insan birçok şeyi sorguladığı anda sistemler değişecek korkusu var. Halbuki bütünün hayrını düşünen, kendi çocuklarının ve torunlarının geleceğini düşünen insanlar bunu saklamamaları lazım. Evet. Dolayısıyla bu çok çok önemli. Aslında en önemli insanlık tarihinin bugüne kadar karşılaştığı en önemli olguyla karşı karşıyayız. Evrende zeki varlıklar var ve gezegenimiz ziyaret ediliyor. Şu anda dünyanın içinde bulunduğu süreç çok önemli bir süreç. Bakın dünyayı kendi elimizde yok ediyoruz. Buna bir dur dememiz lazım. Dolayısıyla bunu ben gündeme getirdiğiniz için, bizi davet ettiğiniz de şahsınız adına ve bütün Cem TV televizyonuna da teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu ve bunun farkında olmak lazım. Farkına varmak lazım. Tabii farkındalık çok önemli ve hükümetin de bir politikasının olması gerekiyor. Eğer bu vatanın selametini, bu ülkede yaşayan insanların selametini düşünüyorsa hazırlıklı olmak gerekiyor, bilinçlenmek gerekiyor. De önce olsunlar. De, evet. Dünyaya karşı bu açıklama yapılıp Türkiye bazında bakın biz bu adımı attık, gelin bu raporlar vardır. Kamuoyunu bilgilendirsinler ve bu adımı diğer ülkeler de takip edecektir. İşte başladı Meksika hükümeti, Brezilya askeri kuvvetleri. Dolayısıyla Türkiye'de öncü ülkelerden biri olarak bu gizledikleri dosyaları halka açsınlar. Güçlü bir devlet olabilmek için zaten bunun açıklanması gerekir diye düşünüyorum. Aynen güçlü bir dev ve insan olunca bunu yapman lazım. Evet. Yani böyle bilgiyi nasıl saklarsınız ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yok böyle bir şey. İşte menfaatler bunu işte. Böyle yapıyor. Evet. Son bir şey sormak istiyorum. Siz bu konuda bütün bildiklerinizi kamuoyuna açıklayabiliyor musunuz? Yoksa hala sakladığınız ve açıklamaktan imtina ettiğiniz bilgiler var mı? Bakın siz çok şimdi az önce, 5 dakika önce aynı şey, benzer bir şey söylediniz. Ben öğretim üyesi olarak dediniz, ABC ile devam ediyorum dediniz. Onun için daha mi? Bu Z. Şimdi biz de bilginin zamanında paylaşıyoruz. Biz hiçbir bilginin saklanmasından yanındayız. Evet. Tam tersi mücadelemiz bu bilgilerin paylaşımı. Evet. Ama tabii ki toplumsal kolektif şuurun gelişimi ve bilinçlerin değişimi ve gelişimiyle alakalı bizim de anlatacaklarımızda farklı şeyler de olacaktır. Yani bir yani, sıralama, bir sınıflama yapmak durumundasınız. Mecbursunuz. Çünkü daha yerine vermeniz gereken bilgiyi başta verirseniz kaç yapayım derken göz çıkarırsınız. O bilgi sindirilemez. Onun için sormuyorum bu soruyu. Ya, olacaktır ama tabii ki bu bir süreçtir. Bu süreç hızlanmıştır. Ve önümüzde de çok enteresan bir dönem var. Tüm insanlık olarak bunu deneyimleyeceğiz ve yaşayacağız. Ama UFO'lar ve dünyada sizdeki yaşam yeni bir realiteye giriyoruz. Dünya planeti ve bu gezegen ve bu güneş sistemi olarak bunun en önemli parçalarından biridir. Bu konuda da kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi lazım. Evet, bir e-mail geldi. Sayın Haktan Bey, uzaylılarla ilgili merak ettiklerimizi televizyon programlarında anlattıklarınız için teşekkür ederim. Sorum, bu zamana kadar bu varlıklarla herhangi bir iletişim kuruldu mu? Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Bir başkası, gemilere alınarak ameliyat oluyorum. Beyaz gözlü varlıklar ve bilgi adam en son rahim ameliyatı yaptı. Bunu Türkiye'de çok yaşayan var mı? Bilinen, kayıt altına alınan birileri. Kimseye diyemiyorum. Beni şizofren sanıyorlar. Ne ilginç. Çok başarılı ve o kadar da zeki bir yöneticiyim. Ve telefonlarını falan vermiş. Onu vermiyorum. Önemli bir konu bu alınma konusu. Tabii çok derin bir konu. Zamanımız yok. Önümüzdeki programlarda bu konuda bilgilendiririz. Lütfen bu vatandaşımız bizle e-mail ile irtibat kursun. Var mı e-mail adresi? Her şey var. Süper. Televizyonu söylemek istemedim. Bu tür olaylara maruz kalan dünyada bırakın binleri, yüz binler ve milyonlar var. Bu alınma olayı fiziki kanıtları da var. İmplant dediğimiz çipler yerleştiriliyor. Çünkü zaten bu gezegenimizi ziyaret eden varlıkların sadece semalarımızda görülmekle sınırlı kalındığını düşünmemek lazım. Bu gezegenlere ışık hızını aşıp bu kadar mesafeleri buraya geliyorlarsa burada tohumlandırılmış olan ırkın da
biyolojik yapısını, genetik yapısını, DNA yapısını, her şeyini inceliyorlar. Dolayısıyla biz nasıl hayvanlar üzerinde deneyler yapıyorsak, onlar da insanları alıp inceliyorlar. Dolayısıyla bu konuyla ilgili çok önemli bilgiler var, araştırdığımız çok önemli konular var ve kanıtlar var. Bunları da önümüzdeki programlarda aktaracağız. Evet. Sayın Sinem Zengin, 2012 Maya takvimi konusunu düşünüyordum. Yakın bir zamanda Haktan Bey'i davet edip sırf bu konuyu yapacağım. Diğer konuları da ilginizi çektiği için, benim de ilgimi çektiği için gene yapacağız. Evet, bir 3. bin yıla bakış programının sonuna geldik. Size iyi geceler diliyorum. Haftaya yeni bir konu, yeni bir konukla karşınızda olacağım.